Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi psikoloji dersimizde de böyle genel bir tekrar yapacağız sizin için. Şimdi ilk konumuz psikoloji bilimini tanıyalımdı ve psikolojinin konusundan bahsetmiştik. Psikoloji sözcüğü Yunanca'da psike, ruh, nefes ve logos terimlerinin birleşmesiyle meydana geliyordu. Psikoloji, organizmanın gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdi. Bununla birlikte organizmadan bahsettik. Organizma ne demekti? Canlı bir varlığı oluşturan organların uyumlu bütünlüğüne diyorduk biz. Aynı zamanda davranış ne demekti? İçten ya da dıştan gelen etkilere karşı organizmanın ortaya koyduğu tepkilerdi. Bununla birlikte pozitif bir bilim, pozitif bilimler doğa ve insan bilimleri olarak ayrılıyor. Doğa, insan, bir de formal bilimler olarak ayrılıyordu. Psikoloji daha çok insan bilimiyle alakalıydı. Şimdi psikolojinin bilim olma yolunda bazı süreçleri vardı. William Wundt 19. yüzyılın sonunda Almanya'da ilk psikoloji laboratuvarını kurdu ve böylece psikoloji pozitif bir bilim haline geldi. Şimdi psikolojinin bilimsel olma sürecinde başlangıcını oluşturan bazı ekollerden bahsetmiştik. Bir tanesi yapısalcılıktı. Yapısalcılığın temsilcisi William Wundt'tu. Psikoloji insan zihninin yapısını, ögelerini incelemelidir diyordu ve içe bakış yöntemini kullanıyorlardı. İşlevselcilikte temsilcisi William James'ti ve John Dewey'di. Organizmanın çevreye uyumundan bahsediyordu daha çok işlevselcilik. Daha sonra davranışçılıktan bahsettik. John Watson ve Ivan Pavlov ilk hayvan deneylerini yaptılar. Psikoloji yalnızca ölçülebilen ve gözlenebilen davranışları ele almalıdır diyorlardı. Ölçülebilen ve gözlenebilen uyarıcı tepki ilişkisinden bahsetmişlerdi. Yöntem olarak deney ve gözlem kullanılıyordu. Evet, psikanalitik yaklaşımda ise psikolojinin en büyüklerinden bir tanesi olan Sigmund Freud ve Adler var. Şimdi davranışı bilinçaltı kavramıyla ele alıyorlardı. Bilinç bir buzdağının görünen kısmı ise bilinçaltı görünmeyen ve daha çok geniş bir alan diyorlardı bizim için. Bilinçaltı bastırılmış içerikler taşıyordu. Akıl hastalarının çoğu kişinin çocukluktan itibaren doyurulmamış istek ve ihtiyaçlarının baskı altına alınmasından, bilinçaltına itilmesinden kaynaklandığını bizim için ileri sürüyorlardı. Yöntem olarak hipnoz, telkin, rüya analizi ve serbest çağrışımlardan bahsettik. Hümanizm bir diğer yaklaşım, insancıl yaklaşım, varoluşçuluktan etkilendi. Bunlara göre de insan nasıl olmak istiyorsa öyle olmalıdır. Yani insan özgür bir varlıktır. Burada da Maslow ve Rogers vardı. Bilişsel yaklaşıma göre ise arkadaşlar, psikoloji bilişsel süreçlerin türünü ve yapısıyla gözlenebilen davranışların türü ve özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmalıdır. Temsilcisi Jean Piaget. Şimdi bilişsel oluşumlar ne olacak peki burada? Algılama olacak, bellek olacak, düşünme gibi süreçler olacak. Yöntem olarak yine deney ve gözlem. Biyolojik yaklaşım, nörobiyoloji de denir. Her davranışın temelinde son derece karmaşık sinirsel süreçler olduğunu söylüyor. Psikoloji davranışı açıklamak için ilk iç salgı bezleri, sinir sistemi, bebeğinin işlevleri, beslenme özellikleri gibi etkilerin nasıl etkilendiğini araştırmalıdır. Burada da temsilcilerimiz Adolf Meyer, yöntemimiz ne? Deney ve gözlem. Bir diğeri Gestalt ekolü, bütüncül yaklaşım. Bu ekole göre bütün her daim parçadan daha değerli. Her davranış bir bütünlük içerisinde ancak anlam kazanır. Yöntem olarak da tünden gelimi kullanırlar. Ve sonuncusu da sosyokültürel yaklaşım. Vygotsky ile birlikteyiz. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi. Sosyokültürel yaklaşıma göre sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerinde çok büyük etkileri vardır. Sosyokültürel yaklaşım kişilerin davranışlarını incelerken ait oldukları kültürün hesaba katılması ve psikolojik araştırmalarda kültürel farklılıklara dikkat edilmesi gerektiğinden bahseder. Yani beni oluşturan çoğunlukla nedir bu bakış açısına göre? Elbette ki çevredir. Şimdi psikolojinin bir bilim dalı olarak ölçütleri ve amaçları. Psikoloji biliminde davranışlar bilimsel ölçütlerle, bilimsel amaçlar doğrultusunda ve bilimsel yöntemler kullanılarak incelenecek. Psikoloji biliminin amaçları insan davranışlarını tanımlamak, anlamak ve açıklamak, önceden kestirebilmek, etkilemek ve kontrol etmektir. Psikoloji
İlk olarak insan davranışlarını ne yapıyor? Tanımlıyor. İkinci adımda tanımlanan bu davranışların ortaya çıkış nedenlerini deney ve gözlem yoluyla anlamaya ve açıklamaya çalışacak. Son olarak istenen davranışların oluşması, istenmeyen davranışların önlenmesi, davranışları etkileyerek kontrol etmeye çalışırlar. Şimdi psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve tekniklere bakıyoruz. Birincisi betimsel yöntemler. Betimsel yöntemler belli bir davranışı tanımlamak, sınıflandırmak, davranışın diğer davranışlarla olan ilişkisini belirlemek ve elde edilen verileri kaydetmek amacıyla oluşturulan yöntemler. Bir tanesi gözlem. Betimsel yöntemlerden birincisi. Ne yapar psikolog? Sürekli gözlem yapabilir. Peki gözlem nasıl oluşacak? Bir organizmanın içerisinde bulunduğu durumun ve bu durumun içinde oluşan davranışların bir uzman ya da araştırmacı tarafından izlenmesi. Örneğin kreşteki çocukların davranışlarının izlenmesi bu gözleme örnek oluyor. Doğal gözlem organizmanın davranışının doğal oluşum içerisinde müdahale edilmeden izliyorsam ben buna doğal gözlem diyorum. Bir de sistematik gözlem var. Bunu nerede yapıyorum? Laboratuvar ortamında yapıyorsam bunun da sistematik gözlem. İkincisi vaka, olay incelemesi. Bireyin yaşam öyküsünün araştırılmasına dayanıyor çoğunlukla. Kişinin özgeçmişi, soy bilgisi, geçirmiş olduğu hastalıklar, yaşadığı önemli olaylar ile aile, arkadaş, iş, okul ortamı hakkında detaylı bilgi toplanıyor. Yani daha çok geçmişi ve bu zamana kadar neler yaptığı hakkında bilgi toplanıyor vaka incelemesinde. Amaç bireyin bugünkü davranışlarının geçmiş yaşantısıyla bağlarını tespit etmek. Böylelikle ne yapıyoruz? Davranışı açıklamış oluyoruz. Anketi sıklıkla duymuşuzdur zaten. Belirli bir konu ya da olay hakkında bireylerin görüş ve düşüncelerini almak için hazırlanmış sorulardan oluşturulan araştırma tekniğiydi. Geçerliliği gayet yüksekti. Kısa sorularla ne yapıyorduk? Devam ediyorduk. Örneğin Türkiye'de lise gençliğinin sorularını araştıran bir anket, Türkiye'deki tüm lise öğrencilerini temsil edecek özelliklere sahip, her bölgeden farklı okul türlerinde okuyan yeterli sayıda öğrenci grubuna uygulanır. Anket yöntemi kısa sürede geniş kitlelere uygulanabilir, fazla zaman almaz ve bu yönüyle de fazlasıyla ekonomiktir. Görüşme mülakat, yüz yüze görüşmekten bahsediyoruz yani bunun diğer adı da mülakat. Bireylerin düşüncelerinin, duygu ve davranışlarının yüz yüze görüşülerek belirlenmesini sağlayan yöntem. Bu yöntem en çok klinik psikolojisinde, danışmanlık, eğitim ve endüstri psikolojisinde kullanılıyor. Evet, ikincisi ise artık ilişkisel yönteme yani kolerasyona geçiyoruz. Kolerasyon dediğimizde aklımıza zaten sürekli ilişki gelecek. Ve kolerasyon değeri 0, eksi 1 ile artı 1 arasında değer alacak. Şimdi kolerasyon değeri eksi 1 ile artı 1 ile yaklaştıkça ilişki artıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sıfıra yaklaştıkça ise ilişki ne oluyor? Azalmaya başlıyor. Kolorasyon 0 ise değişkenler arasında hiçbir ilişki yoktur. Birincisi pozitif kolorasyon. Bir değişken artıyorsa diğer değişken de bununla birlikte paralel olarak artıyor ya da azalıyorsa biz bu ilişkiye pozitif kolorasyon diyoruz arkadaşlar. Negatif kolorasyonda ise bir değişken artarken diğeri azalıyorsa ya da bir değişken azalırken diğeri artıyorsa bu şekilde ters yönlü değişkenler arasında ilişki varsa buna da negatif kolorasyon diyordum. Nötr kolorasyonda ise değişkenler arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır. İkincisi deneysel yönteme geçiyoruz. Laboratuvar ortamında ya da laboratuvar dışındaki bir ortamda olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma yöntemi. Deney yönteminde araştırmacı etkisini araştırdığı koşulları değiştirir, diğer koşulları sabit tutar ve değişken koşullarını incelenen konu üzerine etkisine ne yapacak? Bakacak. Üzerinde deney yapılan organizmaya denek diyoruz. Gözlemlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklere ise değişken diyeceğiz. Bununla birlikte bağımsız değişken ve bağımlı değişkenimiz var. Deneyde etkisi araştırılan değişken yani deneyin nedeni olan şeye bağımsız değişken diyoruz. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan sonuç konumundaki değişkendir. Bununla birlikte bir deney grubumuz ve kontrol grubumuz var. Deney grubu üzerinde araştırma yapılan bağımsız değişkenin uygulandığı grup. Kontrol grubu ise koşulları değiştirilmeyen deney grubu verilerinin sonuçlarının karşılaştırması için oluşturulan gruptur. Yani deney grubu üzerinde ben deney yaptığım grup aslında. Kontrol grubu üzerinde hiçbir şey yapmam sonuçları karşılaştırabilmek için. Evet, burada da bir örnekten bahsetmiştik daha önce. Bu gruplardan birine uzun süreli fiziksel egzersiz yaptırılacak. O zaman bu deney grubu. Diğer grubun koşullarında ise hiçbir değişiklik yapılmazsa bu da kontrol grubudur zaten.
Devam edelim. Uzun süre fiziksel egzersiz yaptırılan grubun öğrenme düzeyinin daha düşük olduğu tespit edilir. Böylelikle bağımsız değişkenimiz ortaya çıkar. Yorgunluk bağımlı değişken olarak karşımıza çıkmış olur. Deneysel yöntemde aynı deney diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanabilir. Evet, çünkü laboratuvar ortamında yapıyorum zaten çoğunlukla. Fakat deney koşullarının sağlanması ve kontrolü birazcık zor olabiliyor. Deney koşullarının kontrolünün sağlanmadığı konularda deney ne yapılamıyor? Yapılamıyor. Evet, gerçekleştiremiyoruz deneyi. Kontrolün sağlandığı bazı durumlarda ise etik ilkelerden dolayı deneyler hayvanlar üzerinde yapılacak. Bu yüzden de bazı etik kurallar karşımıza çıkacak. Bilimsel araştırmalarda kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına kötü muamele edilmesini engellemek için bazı şeyler var. Yapılacak deneylerin önemsiz ve gereksiz olduğu kanaatine varıldığında canlının acı hissedebileceği bir deneyin yapılmasına izin vermememiz gerekiyor. Araştırmada ses ya da görüntü kaydı alınacaksa önceden araştırmaya katılan kişilerden izin alınmalı kesinlikle. Yeteri kadar veri toplanmadan genel yargıda bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Araştırmalarda elde edilen istatistiksel veriler değiştirilmemeli. Böyle bir hata yapılırsa bilimci hata yapmış oluyor değerli arkadaşlar, ya da insanları ne yapmış oluyor? Yanlış bilgi vermiş oluyor. Katılımcılara araştırmanın özellikleri, yapılış şekli ve sonuçları ile ilgili her aşamada bilgi verilmesi gerekiyor. Evet, şimdi psikolojinin alt dallarına bakalım. Psikolojinin temel bilim alt dalları vardı. Daha önce derslerimizde zaten uzun uzun bahsetmiştik. Eğer bu kısmı biraz yüzeysel geçiyorsak hemen ilgili videoya tıklayın arkadaşlar. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. Psikolojinin ilgilendiği konuların geniş olması ve insan davranışlarının karmaşık olması gibi nedenlerle psikoloji bilimi çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Çünkü alanı çok geniş. Neden? Çünkü insan çok karmaşık bir varlık ve birden çok insanın farklı farklı incelenecek psikolojik özellikleri var. Birincisi deneysel psikoloji. İnsan davranışlarını anlamak için deneysel yöntem ve tekniklerle araştırmaların yapıldığı alandır. Bu deneysel yöntemler neden sonuç bağı kurmaya ve açıklamaya dayanır. Deneysel psikolojide duyum, algı, bellek, öğrenme, güdü, duygu gibi konularda çalışmalar yapılır. Bilişsel psikoloji, algılama, dikkat, bellek, dil, düşünme gibi zihinsel süreçleri inceleyen alan. Gelişim psikolojisi, döllenmeden ölümüne kadar devam eden ruhsal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimleri, değişimleri ve dönemleri yaşa bağlı olarak inceleyen alandır demiştik. Sosyal psikoloji, insan toplum içindeki davranışlarını konu alıyor ve sosyoloji ile psikolojinin ortak alanlarından bir tanesiydi bu. Psikolojinin uygulamalı alt dalları vardı. Birincisi klinik psikolojiydi. Daha çok burada ne yapılıyordu? Ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerine çalışmaların yapıldığı bir alandı. Psikolojinin tıbba uygulanış alanıydı. Klinik psikologlar gerekli görülen durumlarda psikiyatrlarla birlikte ne yapıyorlardı? Çalışıyorlardı. Sağlık psikolojisi, fiziksel sağlıkla ilgili birçok konuda sağlığı korumayı ve iyileşme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Trafik psikolojisi, sürücülerin trafikte kazalara neden olan davranışlarını tespit ederek bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri bilimsel açıdan inceliyorlar ve trafik kazalarını azaltmak için ne yapıyorlar? Çalışmalar yapıyorlar. Spor psikolojisi ise daha çok sporcuyla alakalı elbette ki. Sporcuların davranışlarını ve düşüncelerini tüm ayrıntılarıyla inceleyerek, neden? Çünkü onların motive olması önemli, konsantrasyonu önemli, kendine güvenleri, stres yönetimleri gibi konularda sporcuya destek veriyorlar. Bunlar çok önemli çünkü bir sporcunun konsantre olması ya da performansının yüksek olabilmesi açısından sporcuda var olan potansiyelin ortaya çıkmasını ne yapacaklar? Sağlayacaklar. Endüstri psikolojisi daha çok iş alanıyla alakalı. İşletmelerde çalışan personelin seçimi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, personelin eğitimi, iş verimi, üretimi arttırma yöntemleri konuları ne yapacak? Ele alınacak. Din psikolojisi, dini inançları ve uygulamaları psikolojik açıdan değerlendirmeye çalışır. İnsana özgü olan dinsel yaşamın davranışlara yansıyan taraflarını ne yapacak? Ele alacak. Psikolojinin iş alanları neler peki? Bir üniversitenin psikoloji bölümünde lisans eğitimi alan kişilere psikolog unvanı veriyorduk. Psikologlar genellikle sağlık kuruluşlarında, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli kurumların eğitim, araştırma ve geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezlerinde, çocuk yuvalarında, özel eğitim kurumlarında ve sosyal hizmet merkezlerinde çalışabiliyorlar.
Tıp eğitimin üzerine psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alanlar psikiyatr unvanını ne yapıyorlardı? Kazanıyorlardı. Bir üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü bitirenler ise psikolojik danışman unvanını alıyorlardı. Şimdi psikolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Öncelikle biyolojiyle ilişkisine bakalım. Biyolojiyle çok yüksek ilişkisi var. Zaten şu an anlatmakta olduğumuz videolarımızda da en son biyoloji kısmına fazlaca giriş yapmıştık. Organizmanın yapısını inceler biyoloji. Psikoloji, organizmanın biyolojik yapısını, davranışlara etkisini belirlemek için biyolojinin verilerinden yararlanacak. Fizyoloji, canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal ve fiziksel süreçleri inceleyen biyolojinin bir alt dalı. Biyoloji iç salgı bezleri, hormonlar, duyu organlarının çalışma biçimi konularını içerir. Neden bunlar bizim için önemli? Çünkü iç salgı bezleri de hormonlar da senin psikolojik durumlarını ne yapabilir? Etkileyebilir. Zooloji, biyolojinin hayvanları inceleyen dalıdır. Psikoloji insan davranışlarını anlamak için hayvan davranışlarını inceler ve hayvanlar üzerinde deneyler yaparlar. Bundan dolayı psikoloji zooloji ile ilişki içerisinde. Neden? Hayvanlar üzerinde de psikoloji bilimi fazlasıyla deney yapıyor. Genetik. Canlılardaki çeşitliliği ve kalıtımı inceleyen bilimdir. İnsan davranışları ile genler arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle psikoloji genetik bilimiyle işbirliği yapar. Ve önemli bir paydaş sosyoloji. Toplum inceleyen bilimdir. Psikoloji bireyi inceler. Birey toplumun bir parçasıdır. Toplum bireyi, birey de toplumu etkiler. Bu etkileşim sonuçlarını değerlendirmek için sosyoloji ve psikoloji bilgi paylaşımı içerisinde bulunacak. Antropoloji ilk insandan bugünün insanına kadar süregelen davranışsal, düşünsel ve bedensel değişimi inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji insan davranışlarını anlayabilmek için insanın kökenini inceleyen antropolojinin verilerinden ne yapacak? Faydalanmış olacak. Elbette ki felsefeyle ilişkisi de çok yüksek. İnsanı, evreni, değerleri tanımaya, anlamaya ve açıklamaya yönelik zihinsel etkinlikleri içeren bir bilgi dalıydı felsefe. Eleştirel düşünmeye dayanır. Psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan koşullar da felsefe temellidir. Felsefenin ve psikolojinin temel amacı insanı anlamaktır. Bundan dolayı psikoloji bir bilim dalı olarak felsefeyle sıkı bir ilişki içerisindedir değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere sorulardan da bahsetmiştik. Bazı soru çözümleri yapmıştık sizler için de. Bunu ilgili videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve ikinci ünitenin ilk başlangıcıyla devam edelim. Psikolojinin temel süreçleri. Bu ünitede davranışın oluşum sürecini, psikolojik süreçlerle biyoloji yapı arasındaki ilişkiyi, kalıtımı ve çevrenin davranışlara etkisini ne yapacağız? Öğrenmiş olacağız. Aynı zamanda yaşam boyu devam eden gelişim. Bunu zaten videolarda da bahsettik. Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçti. Davranışın oluşumu. Şimdi organizma neydi? Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara ben organizma diyorum. Psikolojinin temel amacı insanı incelemek. İç ve dış dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye de uyarıcı diyorum. Beni içeriden ve dışarıdan etkiler. Davranış neydi? Organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı. Çünkü içimden de istek gelir, dışarıdan da bana istek gelir. Uyaranlara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. Bu tepkiler yürümek, koşmak gibi doğrudan gözlenebilen vücut hareketleri ya da doğrudan gözlenemeyen duygu ve düşüncelerden de ne oluyor? Oluşabiliyor. Davranışın ortaya çıkma nedenlerini açıklamak her zaman kolay değildir. Çünkü insan çok karmaşık bir varlık. Örnek verelim. Genç ya da yaşlı, aç veya tok, kalabalık içinde veya yalnızken ki durumlarımız ve davranışlarımız çok farklıdır. Evet, şimdi uyarıcı organizma tepkiden bahsedelim. Bu yüzden davranışların nedenlerini açıklarken insanın biyolojik özelliklerini, sosyal ve fiziksel çevresini, deneylerini, biyolojik durumunu da dikkate almak gerekiyor. Uyarıcıya U şeklinde kitaplarımızda yazabilir. Organizma O şeklinde, tepkide T şeklinde yazılabilir. Yani ilk harfleri yazılır bunların. Aynı uyarıcı farklı organizmalarda farklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bunlara güzel güzel örnek vermiştik. Aynı organizma, aynı uyarıcıya farklı durumlarda farklı tepki gösterebilir. Farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiyi oluşturabilir. Siz bunları durdurup alttaki örneklerini okuyabilirsiniz. Farklı uyarıcı aynı organizmada farklı tepkilere de sebep olabiliyordu. Evet, ikinci başlığımız psikolojik süreçlerle biyolojik yapı arasındaki ilişkiden de bahsetmiştik. Modern psikolojiye göre psikolojik süreçlerle biyolojik yapım nedir? İlişki içerisindedir. İnsan bedeninde psikolojik süreçlerle yakından ilişkisi olan sistemler, endokrin sistemi yani iç salgı bezleri ve sinir sisteminden bahsetmiştik.
Bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni hormonlardaki dengesizliklerdi. Hormonlar ergenlik döneminde ve yaşlılık döneminde değişkenlik gösterebiliyordu. Sinir sistemi vücudun elektrokimyasal iletim ağıydı. Her türlü davranış beynin değişik bölgelerinde yer alan sinir hücrelerinin etkinliğiyle gerçekleşiyordu. Değişik duyu organlarından gelen binlerce bilgi sinir sistemi sayesinde taşınır, işlenir ve bu bilgilere uygun yanıtlar oluşturuluyordu. Sinir sistemi merkezi ve çevresel olarak ikiye ayrılıyordu. Merkezi olan daha çok beynimdeydi, çevresel olan vücudumun her yerindeydi. Beyin ve omurilikte bulunan nöronlardan oluşan sisteme merkezi sinir sistemi diyorduk biz. Ve orada beyin hücreler arasında da sinaps denilen belli yapılar vardı. Çevresel sinir sistemi beyin ve omurilik haricinde vücudu ağaç kökü gibi saran sinirlerden oluşuyordu. Yani vücudumun her yerinde. Merkezi sinir sisteminden vücudun organlarına getirilip bilgi getirip götürme işini ne yapıyordu? Sağlıyordu. Şimdi omurilikte zarar gören sinirler kolay kolay yenilenemez. Bu yüzden omuriliği zarar gören insanlar felç kalabiliyordu. Kök hücre tedavilerinin, araştırmalarının en önemli hedefleri beyin hasarını yeniden onarmaktı. Hücre ölümüne bağlı felçleri ve omurilik zedelenmelerini tedavi etmekti. Bununla birlikte artık kafatasının üst kısmında yer alan iki yarım küre şeklindeki sinir kütlesinden oluşan beyin, artık beyine geçiyoruz. Tüm vücudu yöneten bir organdı ve beyinde bazı dış yüzeyini saran beyin kabuğu vardı. Bunlara da korteks diyorduk. İnce bir hücre tabakasıyla kaplıydı benim beynim. Korteks her biri farklı işleve sahip olan 4 farklı loba ayrılıyordu. Birincisi alın lobu, frontal lob. Lobun en büyüğü beynin ön kısmında bulunuyor. En önemli işlevinden biri, en önemli işlevleri motor hareketleri gerçekleştirebilmek. Bu sayede vücut istenilen hareketi yapabiliyordu. İkincisi yan kafa lobu. Alın lobunun hemen arkasında yer alıyordu. Basınç, dokunma, sıcaklık, ağrı gibi bilgilerden yan kafa lobu sorumluydu çoğunlukla. Şakak lobu yan kafa lobunun hemen altında bulunuyordu. Duyma, tutarlı konuşma ve konuşulanları anlama ve hatırlama görevlerini üstlenmişti. Art kafa lobu beynin en arkasında bulunuyordu. Nesneleri görmek ve görülen nesneleri anlamlı hale getirmek için art kafa lobunun bunları gerçekleştirebilmek art kafa lobunun göreviydi. Art kafa lobu hasar gören hastalarda görme kaybı oluşuyor. Evet, lobların yerleri de burada. Alın lobu, şakak lobu, yan kafa lobu ve art kafa lobu. Psikolojik süreçlerin ve davranışların genlerle olan ilişkisine bakalım. Genetik bilimi canlılardaki çeşitlilik ve kalıtım inceleyen bir bilimdi. Yaşamın ilk yıllarında çalışmayan birçok gen sonraki dönemlerde ne yapar? Çalışmaya başlar. Örneğin ergenlikte. Epigenetik kalıtım denilen araştırmaların sonuçlarına göre DNA aracılığıyla anne babadan gelen kalıtımsal yapı değiştirilemiyordu. Bu yapının çalışma şekli ve çevresel koşullara bağlı olarak ne yapabilir? Değişkenlik gösterebiliyordu. Genetik bilimindeki bu gelişmeler davranış genetiği adı verilen yeni bir çalışma alanının ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Davranış genetiğinin amacı davranış, zeka, kişilik gibi psikolojik süreçler ile genler arasındaki ilişkiyi incelemekti. Kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçlerle davranışlara olan etkisine bakalım. Kalıtımın ve çevresel faktörlerin davranışlar üzerindeki etkisi psikolojide merak edilen, araştırılan bir konuydu. Organizma bu çevre içerisinde doğar, büyür, çevreden aldığı etkilere tepki göstererek varlığını ne yapar? Sürdürür. Doğum öncesi çevre, İnsanın anne karnında geçirdiği yaklaşık 9 ay 10 günlük süreyi kapsıyordu. Doğuştan donanım diye bir şey de vardı. Doğuştan donanım olarak adlandırılan, yani kalıtımı kastediyoruz, anne babadan gelen genetik özelliklerin çocuğa aktarılmasıydı. Kalıtım denilince göz rengi, kan grubu, saçın kıvırcık ya da düz olması gibi fiziksel özelliklerle birlikte yetenek, huy ya da mizaç gibi psikolojik özellikler de aklımıza gelebilir. Kalıtım ve çevre karşılıklı etkileşim içerisindeydi. Örneğin organizmanın sağlıklı gelişimi için doğum öncesi çevre çok önemliydi. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre kalıtım bireyin temel eğilimleri ile davranışın alt ve üst sınırlarını belirliyordu. Çevre koşulları ise bu alt ve üst sınır arasında davranışın hangi noktada olacağını bize saptıyordu. Modern psikolojiye göre hem kalıtım hem de çevre davranışı etkiliyordu. Yaşam boyu gelişimden de bazı kavramlara değinmiştik. Büyüme, boy, kilo ve organların yapısındaki değişiklikti. Olgunlaşma ise kalıtıma bağlı olarak büyüyen bu ellerin kendinden
beklenen işlevleri yerine getirebilmesi olarak da tanımlayabilirdik. Mesela 6 yaşındaki bir çocuğun kalemi tutabilir hale gelmesi de olgunlaşmaydı. El parmaklarının uzaması büyümeydi. Parmak kaslarının kalemi düzgün bir şekilde tutabilecek düzeye gelmesi ise olgunlaşmaydı. Evet değerli arkadaşlar, hızlıca sizler için uzunca bir tekrar yapmış olduk. İhtiyacı olan arkadaşlar bunu tekrar tekrar izleyebilirler ve geçmiş videolarımızı da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşebilmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşça kalın.